şimdi ne göstereceksin bana acaba? Hı? Öpüşmenizi mi? Sen dudağına ne sürdün? Hiçbir şey sürmedim. Ne var? Hiç. Eve yalnız geldiğimi görmeni istedim. Ay çok teşekkür ederim ya. Lütfettin. Aileyle yatak odasına canlı yayın yapsaydınız. Benim kıskanç. Benim huysuz sevgilim. Haklı çıktım ama değil mi? Yani evet. Bu kadar ileri gideceğini ben de tahmin etmemiştim. Sen daha bekleme bekleme. Bu gece ne öğrenmiş oldun peki? Ha? Neye yaradı bu kadar tiyatro? Yani aslında şunu net olarak öğrendim ki bu iş öyle güzellikle falan bitmeyecek, çirkinleşilecek. Ailenin derdi sadece Kayra değil. Ne yapacağız peki? Yani işte daha önce söylediğim gibi ailene karşı kullanabileceğimiz bir koza ihtiyacımız var. Mahkemede velayeti alabileceğimiz bir bilgi lazım. Nereden bulacaksın bu bilgiyi Necat? Dertleşirken bir anda ağzından kaçırmayacak herhalde. Yavaş yavaş. Sadece bizim sabırlı olmamız lazım. Aynı çok sert ve hızlı kararlar veren bir karakter. Sen bana güven. Ben bir şey bulacağım bir şekilde. İtiraf edeyim. Dayanırım sanmıştım ama seni o kadının yanında görmeye dayanamıyorum ben ya. Olmuyor yani. Ben de bütün gece o yemekteydim. Hepsini duydum. Kafayı yedim burada Necat. Ben sana karamsar olmayı yasaklıyorum şuna. Sadece bana güven. Peki. O zaman sana bir şey göstereyim de keyfin biraz yerine gelsin. Resim mi o? Evet. Kayra bu gece çizmiş. Bak şu taraftaki sen, buradaki de Kayra. Ya beni mi çizmiş? Hmm. Bak ne yazıyor görüyor musun orada? Hemen iyileş olur musun ha? Anne yazıp silmiş mi? Evet. Hay ben ne yaptım kızıma ya? Anne yazıp silmiş Necat, ben ne yaptım ona? Nasıl söyledim o sözleri, nasıl kırdım kalbini? Of. Suna, niye üzülüyorsun ki? Anlamıyor musun? Kayra seni affetmeye hazır. Ama anneyi silmiş işte. Tamam ama önce de yazmış. Şimdi bizim görevimiz o anneyi yazıp bir daha karalatmamak. Merak etme, o günler çok yakın. Emin misin? Gerçekten mi? Gerçekten. Bu arada yarın ne yapıyorsun? Bisiklete bineceğim Necat. Ne yapabilirim? Yani müsait misin? Müsaitim. Tamam o zaman. Ben sana şimdiden söyleyeyim, yarın bir sürprizim olabilir. Sana huysuzluk yapma. Ne sürprizi? Tabii ki söylemeyeceğim. Sürpriz olduğu için zaten sürpriz değil mi? Sonra öğrenirsin. Sürpriz falan istemiyorum. Seni istiyorum. Tamam. Hadi uyu artık seveyim. Nasıl uyuyayım? Gel de uyu şimdi. Tek başımayım. Hı? İstersen geleyim yanına. Hadi gel. Tamam o zaman. Sen şimdi yat yatağa. Telefonunu yanına koy. Sanki yanındaymışım, sana sarılıyormuşum gibi düşün, tamam mı? Hisset. Yani. Tamam hadi. Sarıl bakayım. Ay. Dur bekle. Ay. Sarılıyorum. Hadi bir şeyler anlat da uyuyayım o zaman. Ne anlatayım sana? Ne bileyim, masal anlat işte, Kayra'ya anlattığın gibi. İyi de ben o masalları uyduruyorum. Bana da uydur Necat. İyi tamam, sen istedin o zaman. Kayra'ya uydurduğum masallardan bir tanesini şimdi sana anlatıyorum. Çok eski zamanlarda Suna diye bir kız varmış. Bu kız çok güzel bir kızmış. Annesinden, babasından, herkesten sakladığı gizli bir görev varmış. Bir ajanmış yani. Hayvanları koruma bürosunda çalışıyormuş Suna.
Hayvanları koruma bürosu mu? Evet. İşte hayvanları kurtarıyor yani. Ama biraz sakar. Sakar öyle mi? Evet. İşte sürekli orasını burasını sakatlıyor. Değnekle geziyor yani. Yalnız gülersen öyle anlatamam. Konsantre olmam lazım. Tamam dinliyorum. Hoşuma gitti. Neyse. Bizi günlerden bir gün yine Suva kendini sakatlamış. O gecenin sabahında yatağında uyurken zırdı zırdı bir telefon sesi. Hemen ona kalkmış.